Tekrar iyi akşamlar. Gezi olayları ve Gezi Partisi'ni konuşuyoruz. Konuklarım Avukat Mehmet Taylan Karakum, Gezi Partisi Murat Paşa Sözcüsü ve ilçe başkanı, evrak üzerinde diyelim. Diğer konuğum ise Murat Ömür Tuncer, müzisyen ve Gezi Partisi Sözcülerinden. Tekrar hoş geldiniz. Sizinle devam edelim. Peki. Sayın Tuncer, parti... Niz neden Gezi? Yani Gezi olaylarını anlattıktan sonra neden Gezi'nin cevabı aslında orada gizli gibi gözüküyor. Bir de sizden alalım. Aslında çok açık. Bu felsefeyi anlatabilecek daha doğru bir kelime olmadığı için ismi Gezi. Tabii ki şunu söylemek lazım. Gezi Partisi'ndeki tüm teşkilatlarda çalışan üye ve gönüllüler aslında Gezi'yi temsil etmiyorlar. Yani böyle bir iddiamız mümkün değil, olamaz. Bu Gezi'ye çok büyük bir saygısızlık olacaktır çünkü. Fakat bizim amacımız Gezi'de ortaya konulan ruhu, o felsefeyi siyasi anlamda iktidara taşıyabilmek. Evet. Yani bu çok açık bir şeydir. Yani bunu söylemek lazım. Her siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. Muktedir olmaktır. Mutlaka. Yoksa ve niye kurulsun? Gezi Partisi'nin de hedefi iktidar olmak diyorsunuz. Elbette iktidar olmak, ama tabii ki nedeni var. Yani nedenlerimiz var zaten. Nedir bu partiyi boşuna kurmadık. Yani asıl amaçlarımızdan biri elbette. Biz anayasaya dokunmak istiyoruz. Yani anayasada değiştirmek istediğimiz belki maddeler var. Ve bunun için iktidar olmamız lazım. Meclise girmemiz lazım. Bunun için de parti olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla bu yüzden parti kurduk. Hani bunun başka bir yöntemi olsaydı onu yapardık. Sandık var dediler, biz de geldik. Evet. Başka yöntemleri, onlar da hukuka uygun değil. Onlar da sizin ruhunuza aykırı olurdu zaten. Evet. Bir de şunu alayım sizden, ondan sonra Sayın Karakum'a geçeceğim. Hukuk bağlantılı partinin, Gezi Partisi'nin durumlarını Sayın Karakum'dan alayım istiyorum. Tabii. Lidersiz parti. Evet. Nedir bu? Nedir bu? Şimdi Gezi Partisi temel olarak referanslarını Gezi Parkı'ndan alıyor. Gezi Parkı'nda yaşadığımız tüm atmosferde bir lider yoktu, bir baş yoktu. Orada müthiş bir konsensüs sistem vardı. Ne oldu? İnsanlar yeri geldiğinde ambulans oldular, market kurdular. Orada kimse karşısındakinin etnik kökenini hiç umursamadan orada dostça, kardeşçe yaşayabildi. Dolayısıyla biz de bunu partiye uyarlamak istiyoruz. Lider neden yok? Çünkü herkesin kendini bizzat temsil edebileceği bir siyasi düzen hayal ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ki şöyle de bir şey var. İktidara geldiniz, lidersiz parti dediniz. Evet. Yani lidersiz parti, o zaman Gezi Partisi'ne üye olan herkesin başbakanlığı anlamına mı gelecek bu? Tabii ki hayır. Şimdi şöyle devam edeyim ben, oraya da geleceğim. Eğer insanlara kendilerini temsil etme fırsatları verirseniz bir lidere ihtiyaç duymazlar. Birinin arkasından gitmeye ihtiyaç duymazlar. Çünkü bizzat gelip kendilerini temsil edebilirler. Bizim partide bir lider yok, birçok lider var. Ama buradaki liderlik anlamı bir başkan anlamında değil. Yani şu ana kadar alışılagelmiş siyasi partilerdeki başkan anlamındaki değildir. Partiniz ne zaman kuruldu? 1 Ekim. 1 Ekim. Hı-hı. Yani 1 Ekim de kurulduğuna göre muhakkak İçişleri Bakanlığı'na verirken, evet, 30 kişilik evet, listeyi kurucu genel başkan ünvanını kullanan birileri, evet, olmuştur. Evet. Kim? Şöyle. Cem Köksal bir müzisyen dostumuz. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir. Tüzüğü yazıldıktan sonra başkanı seçilen ilk partiyiz. Yani bir başkan çıkıp işte bu benim tüzüğüm, işte bu benim ekibim demedi. Biz önce tüzüğü yazdık. Hatta Harbiye Parkı'nda tüzüğümüz yazıldı. Daha sonra öğrendik ki hiçbirimiz bizim siyasetten anlayan, daha önce politika yapmış insanlar değiliz. Öğrendik ki bir başkan olması gerekiyormuş. Evet. Biz de aramızda bir başkan seçtik. Aranızda bir başkan seçtiniz. Evet, ama yetkileri yok.
yetkileri yok. Evet. Evet, bunu birazcık açacağız galiba. Tabii. Şimdi Sayın Karakum, evet. Yani makamın ya da görevin olduğu yerde yetki de sorumluluk da olur. Tabii ki. Yani hukuk sisteminin genel ilkelerinden biridir idare hukukunun seçim yasasına baktığımızda, siyasi partiler kanununa baktığımızda genel başkanın, ondan sonra il başkanının, ilçe başkanının yetkileri, görevleri genel anlamda düzenlenir. Ama Sayın Tuncer dedi ki genel başkanımız var ama yetkileri yok. Tabii. Nasıl oluyor? Şimdi o kadar çok hayatımızın içerisinde doğru diye sunulan, öğretilmiş yanlışlar var ki bunların hangi birisine temas edip nasıl değiştirebiliriz? Bunun için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Tahayyül edemiyorum aslında. Ama çok zor olmadığını, ben Gezi Partisi ne temas eden, etkileşime giren ve sonra da gönüllü olarak çalışmaya başlayan arkadaşlarımızla bir araya geldikçe gördüm. Çok fazla sayıda, çok düzgün, acayip kafası çalışan, entelektüel düzeyi çok yüksek olan pek çok insan var. Şimdi şöyle, mesela ben şu an için Muratpaşa ilçe teşkilatının ilçe başkanıyım. Nereye evet. karşı? İşte Antalya'daki siyasi partiler masası, hani güvenlik şube müdürlüğü, emniyetteki, ne bileyim valilik, kaymakamlık falan, bir de İdareye seçim karşı. Kurulu gibi. Ha, yani oraya karşı partiyi temsil ediyor. Ama kendi içimizde böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi hani hiç kimsenin de öyle bir tavrı, tarzı olması mümkün değil. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Bakın siyasi partiler, Türkiye'de mevcut olan siyasi partiler, bir merkez üstü kavrama belki buradan geçebiliriz. Lider partileridir. Evet. Ve liderlerle gelirler, liderlerle giderler. Giderler. Ve bazen de işte bunu, para partileridir evet. bazen de. Şimdi bütün tüzükleri bu siyasi partilerin bunun üzerine yazılmıştır. Yani siyasi partiler kanunu uyarınca bir tüzükte yazılması zorunlu olan unsurları alıp koyduğunuz anda zaten siz bir siyasi parti oluyorsunuz. Ama onun içerisine işte ben pek çok partinin tüzüğünü de inceledim şu anda mevcut olan partiler için. Ve bunların içerisinde daima getirilen şey lider sultası. Ve hiçbirisi, hepsi bunu eleştirir, hepsi söyler. Ama hiçbirisi ondan vazgeçmez. Vazgeçmek istemezler çünkü. Gücü eline alan biraz böyle bir tutucu davranış sergiliyor. Ama bu tüzük, Gezi Partüzüğü, lütfen izleyicilerimiz her zaman girip bakabilirler. Gezi.com Gezipartisi.org.tr internet adresinde tüzüğümüz var, kuruluş bildirgemiz var. Burada görebilirler ki bu tüzük bir lidere, bir başkana, bir onun veya bir başkasının bir tahakkümüne asla açık değil. Tamamen kapalı. Hiçbir yetkisi olmayan bir başkan. Çok basit bir örnek vereceğim size. Diyelim ki yarın bu partinin herhangi bir zamandaki genel başkanı. Şöyle Sayın Karakum, şimdi dediniz ya bir genel başkanın hiçbir yetkisi yok. Evet. Ya, şu an için bir an Gezi Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu oluşmuş bir parti olarak düşünün. Sizi heyecanlandırıyor mu bu durum? Bunun olacağına eminiz zaten. Çok emin söylediniz. Evet, tabii ki eminiz. Evet. Yani eğer olduğunda grup kararı almak istiyorsunuz. Grup kararını bu yumuşak, bu bağla yani nasıl alacaksınız? Mevcut siyasi partileri ele aldığımızda yani bunu seçime yakın bir süreci içerisinde bile çok güçlü yani nitelikli çoğunluğu yakalanmış partiler dahi koruyamıyor. Grup kararı almak kadar antidemokratik, insana dayatılmış, saçma sapan bir şey olabilir mi? Bizim partimizde tüzüğünde de yazılmıştır. Asla hiçbir aşamada yani isterseniz mecliste, millet meclisinde, isterseniz başka herhangi bir zaman, herhangi bir yerde
asla ve asla grup karar alınamaz. Ben size çok basit başka bir örnek vereyim. Hukukçuyuz sonuçta. Anayasamızda der ki, halen meri olan yürürlükteki anayasamızda, milletvekilleri, seçilen milletvekilleri bölgelerinin değil, Türkiye'nin milletvekilidir. Doğrudur. Evet. Bunu hatırlayan acaba kaç tane milletvekili vardır? İmzalarını atarken bile işte Antalya milletvekili, Adana milletvekili vesaire diye atarlar. Türkiye milletvekilidir. Demem o ki, örnek vereyim, bu partinin genel başkanı yarın kim olursa olsun, o kişi mahalle muhtarlığına, belediye başkanlığına, milletvekilliğine aday olmak istediğinde kendi otonomundaki ön seçimden geçerek gelmek zorundadır. Kendi otonomu onu veya bir başka kişiyi seçebilir. O ortak akıl, o otonominin ortak aklı. Evet. Yani Beyoğlu Teşkilatı'nın, Kadıköy Teşkilatı'nın, Ankara Mamak Teşkilatı'nın, Adana Seyhan Teşkilatı'nın, hiç fark etmez. Ortak aklı kimi belirlemişse ancak o aday olabilir. Mevcut siyasi partilerde de buna benzer uygulamalar, yani ortak akıllarla adaylar belirlenmiyor olmasına bir tepki olarak mı koydunuz tüzüğünüze bunu? Hayır, bir tepki değil ki. Aklın gereğidir bu. Aklın gereğidir dediniz. Sayın Tüncer, şimdi parti üstü, yani biraz önce Sayın Karakum'un anlattığından yola çıkarak sloganlarınızdan bir tanesi de merkez üstüyüz biz diyorsunuz. Merkez üstü kavramı nedir? Yani program öncesi sohbetimizde de biz ne sağcıyız ne solcuyuz, biz farklı her kesimi içine alan merkez partisi değil, merkez üstü bir partiyiz. Evet. Nedir bu? Şimdi merkez üstü kavramı bizim siyasete sokmaya çalıştığımız yeni bir dildir esasen. Gezi Partisi sağcı bir parti mi? Hayır. Solcu bir parti mi? Hayır, değil. Çünkü bizim coğrafyamızda özellikle o kadar renkli, o kadar farklı etnik kökenlere sahip, içinde barındıran böyle bir coğrafyada ülkenin yönetiminin de belli bir yanda kanalize olması ve ülkeyi o şekilde yönetmesi demokrasiyi getirmez. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla biz merkez üstü adını verdiğimiz bir kavram geliştirdik. Bu kavramda temel felsefe şudur. İktidar partisi devleti yönetmeye gelir, halkı değil. Biz devleti yönetmeye talip bir partiyiz. Bunun için şunu diyoruz, apartman yöneticisi örneğimiz var, şahane. Bir apartman düşünün, bu apartmanın bir görevlisi vardır. Bu görevli genel olarak apartmanın sorunlarıyla ilgilenirken, o apartmanda yaşayan bireylerin hanelerine asla karışamaz. Şu saatte uyuyacaksınız, şu saatte televizyon izleyeceksiniz, şu zaman çıkacaksınız, karışamaz. Kızlı erkekli dairelerde oturamazsınız diyemez diyor. Kesinlikle karışamaz. Ama o binanın idaresini yapmak zorundadır. Çünkü onun işi odur. Evet. Merkez üstü kavramını da böyle açıklıyoruz. Yani nasıl bu ülkemizde, yani kimsenin polisi, kimsenin savcısı olamaz. Bir öğretmen nasılsa hani öğrencilerine sen şu görüştesin, ben sana öğretmiyorum deme lüksüne sahip değilse, bu iktidar partisi de böyle olmak zorunda. Bu anlatımlarınıza baktığımızda mevcut anayasada yani toplumun birçok, hele son zamanlarda bu rakamı eleştirel anlamda değerlendirdiğimizde %60'ının, %70'inin eleştirdiği 82 anayasasında da temel hak ve özgürlükler bölümüne baktığımızda, negatif tutarlı hakları, sosyal ve ekonomik haklara baktığımızda bunların hepsi var. Yani hemen hemen var. Evet. Yani o zaman siz bunları hayata mı sokacağız diyorsunuz? Yani eğer uygulamaya mı sokacağız? Bunlar uygulama içinde olsaydı Gezi Partisi'ni kurmazdık. Niye kuralım? Ben oturup müziğimi yapmaya devam ederdim. Evet. Sayın Karakum nefesini aldı. Tekrar dönüyorum. Şimdi otonom bir de bir partinizin sloganlarına gelelim istiyorum. Gel kendini temsil et. Evet. Gel kendini temsil et. Evet. Otonom teşkilatlanma nedir bunlar?
birisi çıkıyor ya da birileri çıkıyor. Sevgili bir anons yapmam gerekiyor. Sevgili izleyiciler, epey SMS geldi. Biraz sonra okuyacağım onları. Eğer SMS atmak istiyorsanız 39 Akdeniz yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, 3969'a gönderiyorsunuz. Ve Facebook ve Twitter adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresinden ulaşmış izleyicilerimiz var. Facebook ve Twitter adresinden de Hukuk ve Politika adresinden, Facebook'tan ve Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi programın 3. bölümünde paylaşacağım. Evet. Şimdi yönetim anlayışları içerisinde şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Ki bir tanesi özellikle yakın tarihte yaşandı. Ben çok trajikomik buluyorum. Bir hastaneye başhekim olarak doktor olmayan bir kişi atandı. Daha bundan 3-5 ay önce oldu. Şimdi nereye varalım? Birileri adına karar vermek. Bir başkası adına karar vermek. Ben şuyum. Ve sen şusun, hep böyle bir cığlı, cili eklerle bir başkalarını ötekileştirerek yönetim anlayışları sergileniyor. Bir başkası adına kimse karar vermemeli. Efendim, köylü, çiftçi, öğretmen, doktor, avukat, basın emekçisi, aslında onun sorunları şu. Kimsenin böyle bir şeyi bir başkası adına söyleme hakkı yok. İnancımız o ki insanlar gelerek, bir araya gelerek, konuşarak, dayanışarak ve herkes kendi sorunu her neyse onu ortaya koyarak. Örneğin bir öğretmenin sorunlarını ancak o öğretmen bilebilir. Ama ben öğretmenlik yapmayan, avukatlık yapan birisi olarak kalkıp da efendim öğretmenlerin de sorunları şudur ve bu sorunlar şu şekilde çözülmelidir dersem yanlış bir şeydir bu. Bir hemşirenin sorunlarını 24 saat sağlık üzerine çalışan hemşire bilir. Bir ambulans şoförünün sorunlarını ancak onlar bilebilir. Bu nedenle bir başkası adına karar vermek yanlış olduğu için biz hep şunu söylüyoruz. Bütün sloganımız budur. Gel ve kendini temsil et. Evet. Diğer konulara da geçmiş. Şimdi izleyicilerimiz ısrarla SMS'lerimizi sormuyorsunuz diye SMS atıyorlar. Murat Bey gezi ruhunu iktidara taşıyacağız dedi. Peki olası bir ikinci gezi ve benzeri direnişte GZP bayrağını Gezi Partisi bayrağını mı kastediyor? Evet. Ön saflarda görecek miyiz? Evet. Nedir bu? Şöyle, anladım. Görecek miyiz? Görmeyeceğiz. Neden görmeyeceğiz? Bayrağımız yok çünkü. Bayrağımız yok. Ayrıca zaten... Olmayacak mı bayrağınız? Yani ortak akıl karar verirse olur. Şöyle bir şey var ama. Şimdi neden parti kuruldu? Bir reaksiyonla sokağa çıktık. Bundan bir sonraki adım ne olmalıydı? İşte biz parti kurulmasına inananlarız ve bir parti kurduk. Dolayısıyla sıkıntılarımızı oturup çalışarak, üreterek, yani demokrasinin aceleye gelmeyeceğine inanıyoruz. Sürekli çalışarak, üreterek siyasetin içerisinde var etmeye çalışacağız gezi felsefesini. Fakat herhangi bir toplumsal olayda elbette biz gidip oraya katılabiliriz. Her türlü şeyde. Fakat bayraklarla, flamalarla değil. Yani hatırlarsınız gezi sürecinde de hep ne derdik? Burada bir bayrak istemiyoruz, siyasi parti bayrağı istemiyoruz. Bu bir halk hareketidir. Yeniden başka bir halk hareketi olursa ben, Taylan abi, başkası, Gezi Partisi bireyleri elbette katılabilirler. Fakat evet, bayraklarıyla değil. Ben biraz devam şimdi, edebilir miyim? Kısa evet, bir şey. Tamam. Şu soruyu da ileteyim, ondan sonra devam edelim. Bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Yani gezi olayları sürecinde toplumsal bir tepki, toplumsal bir itiraz ortaya konuldu. Ama bunu koyanlar da yine muhalefetti. Yine halktı. Tabii ki haliyle
halkın ağırlıklı olan kısmı muhalefet partilerine oy vermiş kişileri kastediyor zannedersem. Yani burada yeni bir parti kurularaktan zaten ülke genelinde muhalefet en fazla oy alan %30, Cumhuriyet Halk Partisi %30'lara zorlayabilir en fazla. Oyları bölmeyecek misiniz? Oyları bölmüş olmayacak mısınız eleştirisi evet. Söz konusu. Çok. Yani şöyle matematiksel anlamda bir değerlendirdiğinizde de düz mantıkta düşünürseniz zannedersem doğru gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Bazen de ters köşe vardır. Evet. Şimdi bu sorudan ilerleyelim. Oyları bölmeyecek misiniz? Mesela son seçimlerde biz yoktuk. Yasal nedenlerle. Çünkü 41 ilde teşkilatlanmanız gerekiyor ve bir ilde il teşkilatını kurabilmek için 1/3 oranında ilçelerde teşkilatlanmayı kurmuş, kongre süreçlerini tamamlamış olmanız gerekiyor seçimlere katılabilmek için ve biz hiçbir teşkilatımızı fake bir teşkilat olarak kurmadık bugüne kadar, kurmayacağız da. Antalya Muratpaşa, Adana Seyhan, Beyoğlu, Kadıköy örneğin kurulmuş olan teşkilatlardır şu anda ve bunlar gerçek teşkilatlardır. Dayanışmayla kurulmuşlardır. Hiç kimse onlara 5 kuruş bir para yardımında da bulunmamıştır. Kendi yürekleriyle var olmuştur. Biz seçimlere girmedik, oyları mı böldük? Ne oldu ortaya çıkan sonuç? Belki seçimlere girdiğimizde ve örnek veriyorum. Şöyle diyeyim. 45 oy aldığımızda, iktidara geldiğimizde oyları bölmediğimiz çok daha rahat görülecek. Siz Muratpaşa ilçe başkanısınız. Sözcüsüyüm. Muratpaşa ilçe sözcüsünüz ve girmediniz. Sayınız nedir Muratpaşa'da? Şimdi biz... Sayınızı reklamlardan yönetmenim uyarıyor. Reklamlara gitmemiz gerekiyormuş. Reklamlardan sonra Gezi Partisi'nin Muratpaşa'daki üye sayısı, Antalya'daki üye sayısı ve Türkiye'deki yüzdelik diliminin ne olduğunu Gezi Partisi'nin sözcüleriyle konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin.